Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmain. Abi dersimizin konusu nisyan, lügat manası unutmak. Dersin konusu başlıklarımız işte, en kötü nisyan nedir? Nisyana sebebiyet verenler. Bunlarla ilgili külliyetten yerler okuyacağız. Sonra unutmanın neticeleri. Mesela unutmanın nimet tarafı varmış. Sonra bende nisyan var mı yok mu? Bunu nasıl anlarım? Çok güzel. 4-5 tane başlık var. Bunların içeriğini dolduracağız. 45-50 dakikada bitirmen lazım. Tamam abi. Başlıklarımızı yaptık. Fazla karışmayacağım. Sen ancak doldurursun. Abi ben o başlıkları belirledim de biraz fakat tanımını yapamadım abi ya. Yani unutmak diyorsun işte vasıfları var. Okuyunca ortaya çıkacak gene. Evet. Yani öyle müşahıs muayyen külletli bir tabir yok gene. Evet öyle bir tabir yok. Tanım olarak geçmemiş de. Yok. Şey var. Onun zihindeki fotoğrafı unutma ustad öyle diyor. Mesela fikir içinde öyle diyor Kalı Mesnevi Nuri'de. 4 tane şey kullanıyor. Diyor ki tefekkürün remzidir diyor. Zihin bilmem şey açın ya 641. Yani bu şey de öyle yani. Sözlerde mi? Yok Kalı Mesnevi Nuri'de. Şimdi abi bunun tanımını yapacağız. Bu nimetin hafıza, nisyanın ve unutmanın. Sayfa 7. Oradan ben şey anlatmaya çalıştım. Kelamın yani muayyen bir tanımlaması yok. Bu da öyle yani böyle bir kavramsaldır. Tamam mı? Örfü manası var, lugatı mana var, istila mana var, zihni mana var, kalbi mana var. Daha ziyade esbab ve netice cihetiyle gözüküyor abi. Okuyacağız şimdi. Esbablarını sayacağız. Yani nisyana sebebiyet veren nedir yani? Ya da bunun neticeleri neler yani? Şimdi bir şeyden başlıyoruz. Lemaat 723. Tamam. Zaman olur ki ademi nimet nimettir. O bak bir dakika onu şey yapmadan hemen şu sana göstereyim onu. 641 bak. O ki getirmiş. Tabii değişik tabii bu. O sonraki baskı var. Çok. Yenilenmiş baskı ya sayfaları. Oo, çok iyi. Oo, ta nerede bu ya? İcazı Kur'an'da. Oho, 641. Burada nerede bak? Bu kadar değişir mi ya? Bak. Bak, 714. Hulas, lafız, fikrin kaymağı. Bak, şey bak, lugata böyle bir şey görebilir misin yani? Örnek olsun diye, yani istila manası, logat manası, örfü manası farklıdır yani diye göstermek için bir tane örnek gösteriyorum. Lafız için bak tanımlama yapıyor. Fikrin kaymağıdır. Tamam, yetmiyor. Tasavvurun suretidir. Yetmiyor. Teemmülün bekasıdır. Yetmiyor. Zihnin remzidir. Şuraya bak. Ne acayip bir şey ya. Yani bir tuhaf değil mi ya külliyat? Acaba beni hepten acayip ediyor ya. Acayip mi gidiyor, tuhaf mı gidiyor ya? Vallahi ben okumuyorum, sen konuşuyor ya. Bir tuhaf ya, lafız mı neymiş? Lafız deyip gelip içiyoruz ama şuraya bak ya. Yani diğerlerine de böyle bakacaksın. Mesela sahihtir, caiz değildir. Fıkıhta da öyle mesela. Ayrı ayrı tanımlama var mesela. Kişiye göre değişiyor. O bir ders konusu oldu. 4 tane saydı ya abi. Tabii canım. Lafız ne demek yani? Ya bunun hakkında belki ben 10 tane ders yapmışız. Lafız evet. Yani şey için söyledim. Nisyanın mayen bir şey yapamazsın. Bir yaparsın tanımlamayı lugat yaparsın. İstila manası karşına çıkar. Örfü manası çıkar. Bir de şahsa göre değişiyor abi. Tabii ya. Değişiyor. Dirayette olur. Dirayette manası da değişiyor. Bir de şey... Rivayete göre değişiyor. Çok külli bir şey kardeşim. İnsan bu ya. İnsanı yorumlayacaksın. Öyle nisyan konuşurken Ahmet Mehmet'ten, bardaktan, duvardan, kağıttan, arabadan konuşmuyorsun. İnsandan konuşuyorsun.
Sistem abi latifedir nisyan biliyor musun? Hiç buldun mu? Yok abi. Latifedir o. Bir sistemdir o. Sistemin içerisinde parazit gibi yani antivirüs gibi bir şey bu. Yani Adem'i değil, Adem hesabına çalışıyor. Ama latifedir. Nisan bir latifedir. Ben his biliyordum ama latifeymiş. Evet devam et. Lemaat sayfa 723. Karışmayacağım dedi vardı. Zaman olur ki Adem'i nimet. Nimetin olmaması nimettir. Çok güzel. Hani bazen diyoruz ya şu adamın hizmeti hizmet etmemek. Evet. Veya derse gelmemek adamın hizmetine. Çok güzel. Hani kovmak hizmettir onu. Yani Cenab-ı Hakk'ın yani nimet vermemesi o da bir nimetmiş yani. Evet. Yani mesela sana diyeyim ki ben çok anlamıyorum misal. O bile nimet yani. Mesela benim kafam basmıyor. O çok bile iyi. Nimet yani. Elhamdülillah. Yani fıtraten, öyle fıtraten demeyeyim de bozulmuş bir riyakar bir adama külliyatı vermemesi büyük nimet. O zaman demek ki her halinde yani bu o nimetten Allah'a şükredebilir yani. Ya bazılarına öyle papağan gibi külliyatı komple ezber biliyor gibi ha. Tak 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 bir anda toplama yapar kafadan. Fakat enfüste bir bezi yok. İyi ki vermemiş Allah. Yani şeydir yani. Bu davaya kalkar. Heh. Şimdi bu başlığın abi buna bir misal veriyor. Hı-hı. Hafıza bir nimettir. Hı-hı. Hafıza Allah'ın verdiği bir nimet. Fakat ahlaksız bir adamda musibet zamanında nisyan ona raciktir. Yani sen ahlaksız bir adam düşünelim. Hı. Musibet zamanında nisyan ona raciktir. Yani şu cümleyi de okuyayım. Beraber şey yapalım. Nisyan da bir nimettir. Hı. Yalnız her günün alamını çektirir. Müterakim olmuş alamı unutturur. Yani burada nisyanın nimet olduğunu, özellikle ahlaksız adamda olduğunu söylüyor abi. Mesela biz kendimizden misal verelim. Diyelim ki mesela sizin bir yakınınız vefat etti, en sevdiğiniz abi. O an insan ne kadar bir hüzünlü oluyor, şey oluyor değil mi? Hatta üstadımız abi Abdurrahman abi vefat edince, değil mi? Annem diyor vefat edince yarım gitti, Abdurrahman abi tamam gitti diyor. Evet öyle diyor. Kaç gün o şeyden kurtulamadığını söylüyor. Tesirinden. Şimdi insan abi her zaman o halette olsa hayat ona zehir olur. Yaşayamaz yani. Hı-hı. Hiçbir şeyin tadı olmaz, hiçbir şeyin lezzeti olmaz yani. Bu cihazat insanı kullanamaz o haletteyken. İşte bu cihetten nisyan ona nimet oluyor abi. Nisyan. Özellikle de bu ahlaksız adamda diyor. Çünkü önce çok ahlaksızlık yapmış ya. Sürekli onu hatırlasa. Mesela yaptığı pislikler var geçmiş. Evet. Devamlı önüne geliyor, devamlı önüne geliyor, devamlı önüne geliyor. Namaz kılamaz. Ağlamaktan kitap okuyamaz. Bir de yani diyelim ki geçmişte sıkıntı çekmiş abi böyle. O sıkıntıları unutuyor yani. Hiç unutmasa o geçmişte ne kadar sıkıntı çekmiş hepsini topla. O adam yaşayamaz yani o kadar sıkıntıdan. Çocuğu vefat etmiş diyelim. Veya da işleri iyi gitmemiş veya iflas etmiş. Yani 60 senelik hayatın içerisindeki sıkıntılar bir anda bir insana yüklense motoru yanar. İşte bu cihetten abi unutmanın nimet olduğunu söylüyor. Evet, lezzeti de unutmak da böyledir ha. Mesela bu yaşınıza kadar bütün lezzet, keyif, zevk hepsini toplasan bir anda sana yüklense kaldırabilir mi motor? O da yok. Onun için Allah garip, ya tövbe, Allah başka bir şey yani. Allah'ta unutma var mı? Haşa. Bütün insanların bütün dertlerini biliyor mu? Nasıl dayanıyor peki Allah? Tövbe yani, tahayyül küfür küfür olmadığı gibi tefekkür küfür küfür değildir. Sırınca konuşuyorum. Yani mesela benim bütün dertlerimi şu anda hepsini hatırlasam bir anda. Bütün dertlerimi, bütün kederlerimi, moral bozukluklarımı. Bütün hepsini bir anda şu anda motor yana. Seninkiler senin bütün Allah'ta unutma unutma yok. Bu şimdi abi unutmanın güzel tarafı yani nimet olan tarafını konuşuyoruz. Evet. Şimdi bir de bu unutmanın kötü olan bir tarafı var. Mesela Mesnevi 238. Hı. Yani unutmanın en kötüsü nedir yani?
İnsan nisyandan alındığı için nisyana müpteladır. Nisyanın en kötüsü de nefsin unutulmasıdır. Vay be. Nefsinin yani, varlığını unutuyor. Ben niye bu dünyaya geldim? Benim vazifelerim nelerdir? İşte hizmet varmış, sorumluluklarım varmış. En kötü unutmak bunun olduğunu söylüyor. Yani kendisini unutmuşsun. Kendine haberi yok diye abi. Evet. Yani nefsinin kendisine düşman olan bir sistemin işlediğini, böyle bir yapının olduğunu, yani hayatında nefis denen bir sistemin varlığını, onu da bir işte hizmettir falan onlar saydığın gibi ama nefsinin varlığını unutuyor. Bunu da unutturan o adam. Kim abi? Nefis. Şeytan. Nefis değil mi? Tabii şeytan şöyle diyor. Kendisine tabi olanlara kendisini unutturuyor. Şeytanın en büyük şeytanlığı budur. Şeytanlığın şöyle zina, içki yaptırması falan yaptırması sebebi nasıl muvaffak oluyor biliyor musun? Şeytanın ona tabi olmasını kendisini unutturuyor. Kendisine tabi olanları kendisini unutturuyor. Yani şeytana tabi, şeytanı bilmiyor. Artık şey mi oluyor? Zannediyor kendisi söylüyor artık. Ben söylüyorum. Mesela ben kendimi kötü hissediyorum. İmanım yok. Allah beni imansız yaparsa ne olur? Aha canım çıkacak. Herhalde benim için böyle düşünüyorsun. Bunları söyleyen kim biliyor musunuz? Bunları söyleyen tamamen şeytan. Ama o kadar kendisini unutmuş ki şeytanı kendisi zannediyor. Bu tamamen çünkü Allah imansızlıkla kişiyi korkutur mu? Allah korkutur mu ya? Korkutmaz. Meleklerde olumsuzluk var mı? Çıkmaz. Küfür çıkar mı? Çıkmaz. Sen imansızsın ha, imansız oldun ha, abdestin yok galiba ha diyen melek değil. Haşa Allah da değil. Kim bu? Ben dediğin şey kim biliyor musun o? Şeytan. Yani nefse mi ara beraber? Ben iyi değilim, ben kötüyüm, ben iyi olamam, ben beceremem. Bunu ben de diyen kim biliyor musun? Sen değilsin işte. En büyük tuzağı burada düşüyor. O işte. Çünkü imansızlıktan kim korkar? İmansız olan korkar. İmanlı olan endişe eder, korkmaz. Ha, imansız, imansızlıktan korkutuyor. İmansız diye olabilirim zannı sana veren o. Kendisine tabi olana kendisini unutturmuş. Şeytanın en büyük tuzağı 13. lemada kendisine tabi olanlara diyor kendisini unutturmaktır. Nisan da bu. İnkar ettim. Evet tabii. Ne abi yani? Bu unutmanın, nisyanın nimet tarafı var. Onu söyledik. Geçmişteki o sıkıntılar, şeylerden, kötü vaziyetlerden. Onları unutunca o cihette nimet. Ve nisyanın kötü şeyi var. En kötüsü buydu. Yani insanın kendisini unutması. Bunu işte nefis yaptığını söyledik. Şimdi okuyacağımız yerde abi, unutmak insanın ihtiyarında mıdır, değil midir? Onu söylüyor şimdi. Çok güzel. Yani bizim başlıklar çok güzel değil mi? Elinizde mi, değil mi yani? Yani böyle çalışılması lazım. İlk önce başlıkları topluyorsunuz. Bak. Başlıkları topluyorsunuz. Sonra başlıkların içini dolduruyorsunuz. Külliyattan. Normalde abi akademik çalışmada öyle oluyor. Evet. Mesela önce indeksi hazırlıyorsun. Yani ben ne anlatacağım? Başlıklarını çıkarıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D diye diyelim ki. 10 tane çıkarttın. Ondan sonra 10 tanenin içeriğini dolduruyorsun. Veya daha profesyonel ne anlatayım? Nisan ilk önce bir okuyorsun. Hiç şey yapmadan kafanı verme. Düz bir okuyorsun. Sonra oradan neler anlatacağını başlıkları çıkarıyorsun. Sonra içini dolduruyorsun. Evet. Fakat hizmet, say, çalışmak, tefekkür zamanlarında nefsin unutulması, yani nefse bir iş verilmemesi dalalettir. Hizmetler görüldükten sonra neticede mükafat zamanlarında nefsin unutulması kemaldir. Bak burada ihtiyar var. Çok güzel. Yani bir hizmet yaptın, bir faaliyet yaptın, bir hareket yaptın. İhtiyar sende, unutabilirsin. Unutmak istesen zor ama ücretlerde insan unutmuyor. Unutmuyor. Yok. Nefis atmıyor. Mesela bu çalışmadan sonra, temizlikten sonra baklava olduğunu bilse asla baklavayı unutmaz. İstese de zor unutur. Unutamaz ya. Vay be Allah Allah baklava yenecekti ya yarım saat sonra unuttum diyeni gördünüz mü? Veya sofrada baklava yerken uyuyanı gördünüz mü?
Ya da pikniğe gidecektik, denize gidecektik. Mesela yani. Bunları hiç unutmayın. Ama bu ihtiyarı unutmak. Yani onları unutturmak. Yani say çalışmanın sonucundaki mükafat, ücret, meyvelerde bu ihtiyarı unutturmak. Hizmetler görüldükten sonra neticede mükafat zamanlarında nefsin unutulması kemaldir. Şimdi bir de abi bu unutmaya ne sebebiyet var? Hani dedik ya bizim ihtiyarımızda mı değil mi? Yani ihtiyarımızda olan bir unutmak var abi. Yani beşeriyete, fizikiye de bakan. Mesela bunların başlıkları, külliyattan bir 6-7 tane başlık var. Nisyana ne sebebiyet verir? Yani niçin insan unutur yani? Normalde unutmak yok abi. Yani hatırlayamamak var. Mesela hafıza dedi ya abi. Yani hafıza nimetti. Hafıza neydi? İnsanın düşündüğü, gördüğü, hissettiği, tasavvur ettiği şeyleri hemen şeye atıyor. Hafızaya atıyorsun yani sen o vicdanla dimağına gelen şeye. Hemen oraya atıyor. Fakat buna olmamasına sebebiyet ne verir yani? Sayfa 133. Yani unutkanlığa ne sebebiyet verir? Kastamonu 133. Risale-i Nur talebelerinden bir genç hafız pek çok adamların dedikleri gibi dedi. Bende unutkanlık hastalığı tezahür ediyor. Ne yapayım? Ben de dedim, mümkün oldukça namahreme nazar etme. Çünkü rivayet var. İmam-ı Şafii radıyallahu anh dediği gibi haram nazar nisyan verir. Evet, ehl-i İslam'da nazara haram ziyadeleştikçe hevesat-ı nefsaniye heyecanı gelip vücudunda suistimalat ile israfa girer. Haftada birkaç defa gusle mecbur olur. Ondan tıbben kuvve-i hafızasına zaaf gelir diyor. Bu unutkanlık hastalığına sebebiyet veren neymiş? Özellikle hafız zikrettiği için hafızlarda bu abi. Neymiş? Namahreme nazar etmesi abi. Namahreme nazar edince bu sefer onun o nazarı bu sefer nisyan veriyor. Unutkanlık veriyor. Yani herhalde ben onun mesela o dima ile vicdan var ya abi. Yani oradan bu hafızaya bağlanan bir sistem var. Acaba onu mu kesiyor yani böyle bir düşündüğümüz zaman elektronik manada yani. Mesela diyelim ki aşağı girdiğin zaman, bizim kapıdan içeri girdiğin zaman önce birinci kata çıkıyorsun. Değil mi? Sonra iki, üç, peki. Acaba böyle mi çalışıyor? O haram nazar o şeyi mi koparıyor yani? Veya da önüne mi geçiyor? Hafızanın kapısında mı duruyor geçemesin diye? Peki haram nedir? Haramı çözemeden bunu çözemezsin işte. Haram nedir? Haram lügatta emir ve yasaklara. Şimdi sen ne anlıyorsun haramda? Haram-ı nazar nisyan verir. Faildir haram. Haram faildir kendisi. Mesela ilim onu tard eder. Yani mesela şu. Kalemle ben yazı yazarım. Yazan benim ama neyle yazarım? Kalemle. İlim o ilimle kovarım değil. İlim onu tard eder. İlim faildir. İlim canlı ve ruhludur. Allah'ın subutu sıfatından olan ilim cansız olur mu? Bilgi değil ama ha. İlim onu tard eder. Yani sen okuduğun tefekkür dersler var ya. Eğer ilime dönüşmüşse o canlı ve ruhludur. Hazreti Ali'nin dediği gibi radıyallahu anh. İlim seni korur. Faildir. Bir şey göstermeye çalışıyorum bak. Etrafı çiziyorum. Aynı bunun gibi, fail olduğu gibi haram-ı nazar nisyan verir. Haram kendisi faildir. Kullanılan bir şey değil o. Kendisi kullanıyor. Nedir o haram? 710. sayfada anlatıyor. Sözlerde mi? Sözlerde. 10-11. Ben anlatayım sen bakarsın. Tamam. Şimdi diyor ki bir diyor nazar bir iksir ve maye gibidir. Karşıyı değiştirir. Menfi veya müsbet. Mesela diyor nasıl olur? Bir nazarla nasıl karşıki taraf değişir? Baktın nasıl değişirim? İki tane örnek veriyor. Üç tane örnek veriyor. Bir nazarla dün akşamki dersin devamı olabilir. Bir nazarla haram-ı nazar nisyan verir. Onu anlatmaya çalışıyorum.
Bunun hakkında belki çok yarım saat, bir saat konuşuruz ama isabetli olmaz. Niye? Haram-ı nazarı, haramı çözmemiz lazım. Haram nedir? O zaman o fail olduğunu göreceksin. Haram şu. Bir ustad üç tane misal veriyor orada. Bir, barot. Barot. Barotu ne oldu biliyor musunuz? Mermilerin arkasında olur. Yandığı zaman genleşir. Ondan sonra ilerideki saçmayı veya kurşunu ileri iter. Genleşmeden dolayı. Fişek var ya fişek. Fişeğin altına barut doldururlar. Sonra önüne kurşun koyarlar. Bu merminin arkasında, onu anlatacağım çok mühim de. Bir fişek düşünün, mermi düşünün. Tam da polisiye geldi bununla alakalı. Gerçi sahası. Bir mermi. Merminin dibinde kapsül var. Hemen içine yarısından fazla veya yarı barut koyarlar. Onun önüne de kurşun koyarlar. Tamam mı? Şimdi bu, bir şey anlatıyorum. Çok mühim bir şey olacak da bu. Şimdi bu şey, önündeki şeyi patlatıyorlar. Yok. Kapsül. Çekirdek, kapsül, fişek. Kapsül. Kapsül itilince o yanıyor. Çakmak gibi tık. Hemen önündeki barut yanıyor. Ondan sonra mermi ileri atıyor. Ustad diyor ki bir barut diyor, barut. Siyah bir şey. Siyahdır rengi. Bu kadar. Yanınca pşşş. Havai fişek. Aynı diyebiliriz. Havai fişek böyle bir şeydir yani. Ufak bir şeydir. Tamam. Ama içi dışarı çıkınca haram-ı nazar da böyledir diyor. Bir tanesi budur diyor. Yani veya nazar. Haramı helalini sen tefrik et. İki. Bir peygamberi nazarı diyor. Hazreti Ömer olmadan önceki Ömer, peygamberden ki sonraki Ömer. Hiçbir şey anlatmamış peygamber ona. Hazreti Ömer'e bir tebliğ kelam yapılmamış. Biliyor musunuz böyle? Hiç böyle Hazreti Ömer'e bir tebliğ yapılmamış. Gelmiş, bakıyor ve Müslüman oluyor. Bir nazari peygamberi. Bu menfi veya müsbetini düşün. Üçüncüsü, nazar çekirdeğe misal veriyor. Çekirdek. Çekirdekten ağacın çıkması. Nasıl normal? Nazarın içerisinden de kişi oraya giriyor. Sen baktığın yer sana giriyor. İstisnasız. Ne olursa olsun. Ha, şimdi eğer haram-ı nazar dediğim şey ervah habisedir. Faildir. Geliyor adam, senin dimandaki mertebeler, şartellerle oynuyor. Örtüyor yani. O zaman bu zamanda şey kullanıyor yani, o Nisa tayfesini kullanıyor yani. Nisa sif değil. Mesela şöyle bir şey anlatacağım. Şaşıracaksınız yani. Çok üzerine durdum. 30 senelik meyve bunlar. Yani bunlar normal bulunacak bir şey değil. Allah'ın da ikramıdır. İstersen 30 sene değil, 300 sene çalış. Allah vermedikçe olmaz. Neyin? Harama baktığınız zaman o insan bir tamamıya içinize giriyor da, onun cini varsa, şeytanı da varsa otomatik giriyor. Paket olarak giriyor. Bu çok ilginç bir tespittir. Şey de yazıyor bunu. 727 sözlerde ya tılsım, iki nokta üst üste. Celbeder habis ervahları. İki nokta ne demektir? Açıklama yapıyorum demektir. Ya tılsım. Ustadım tılsım ne? Dur acele etme, iki nokta üst üste. He? İki nokta üst üste ne iyiymiş? Açıklama. Ya tılsım diyor. Haram-ı nazardan bahsediyor. Kadınlar, mimsiz medeniyet kadınları yuvalarından çıkarttı diyor. Şey uçurdu diyor. Çıkartmadı. Sonra da diyor ki 727'de ya tılsım. Ne demek ustadım iki nokta üst üste? Celbeder habis ervahları. Haram-ı nazar bizim bildiğimiz gibi değil. Baktığımız zaman barot gibi. Baktığımız zaman nübüvvetin nazarı gibi. Baktığım zaman çekirdek gibi. Çekirdeği verdin, ağacı verdin. Barutu verdin, o kadar fişe, havai fişekleri verdin. Tamam mı? Onun içine attın diyor. Celbeder. Kim bakıyorsa böyle, kadına bir baktın. Ama şeyle bakarsan, şeriat bir, Allah merhamet koymuş. Böyle gayri ihtiyar bir kere baksan girmiyormuş. Şuur altına gir.
Bir daha bakarsan o ne oluyor biliyor musun? O habis kadının fotokopisi ve bizzatı içi. İçinde ne varsa. İki durumda halet farklılığı var abi. He? İki durumda halet farklılığı var. Diğerinde farklı bir haletle bakıyorsun. İkinci kez bakmıyor. Ha tabii evet. Kapıyı niyet ve yani. He? Kapıyı açmıyorsun. Niyet ve nazar mahiyet eşyayı değiştirir. Böyle giderken çarptı. Hiçbir şey yok inşallah. Girmiyor o. Sonra öyle mi ya nasıl bir şeydi falan. Tamam. Bunu daha çok böyle her neyse. Peki nasıl kurtaracak abi? Diyelim ki yaptı böyle bir şey yani adam. Yani tövbeyle şeyle geri demek bunun... Bak Murat, silinmiyor hiç. Allah affediyor ama silinmiyor. Ne ile örtülür benim gördüğüm? Yani Allah sana merhamet eder. Şahsı kusurlara gelirken cumadan şimdi. Allah benim bir dedim ki Murat hususi bir şey paylaşayım. Baktım bir şeyleri hatırladım. O kadar acayip kusurlarım olmuş ki dershanede gençlikte beraber kalırken. Arkada kalıyor. Ya dedim ya beni niye tuttu gene ya? Bu kadar günahlarım oldu yani. Ya bu kadar dershanede günah derken işte uhuvvet et de sandı ve zarar. Malum da çocukluk, gençlik dönemi. Beni niye tuttu gene dedim. Bu sorunun cevabını şey yapacağım da onun için. Hiçbir meziyetimi görmedim. Vallahi hiçbir meziyetimi görmedim. Yalnız şey hizmeti çok sevdim. Ben de dolayı kimse zarar görmesin diye kendimi hep yırttım. Umum hizmeti düşündüm. Ondan başka Allah'ım ben de yani benim bir meziyetim görmedim. Namazımdır, orucumdur, takvamdır yok. Hiçbir şeyim. Hiçbir şeyimi görmedim. Yalnız umumi hizmette. Mesela diyelim ki halın oradan geçiyorum. Bir parça gördüm taş. Üstünden geçemedim. Hep almışım. Mesela ayak havlunuz orada duruyor değil mi? Mesela lavabonun orada. Havlu buzuşmuş. Ayak havlusu. Ama sen de deyip adım atıp geçemedim. Düzelttim. Benden dolayı başka bir insanlar nurculuktan zarar görmesin. Ben biraz beni tutmasının sebebi diye bugünü nasıl oluyor dedi de baktım şey hem de örnek olursun size. Umumi hukuka dikkat ettim. Allah beni umumi hukuktan korudu zannediyorum. Yoksa şahsi hiçbir tarafım yok. Böylelikle geçmişini sana hizmette örtüyor. Ama silinmiyor. Çünkü tövbe etsen Adem'e düşüyor. Vücuttan Adem'e düşüyor ama Adem de varlıksız varlık, mekansız mekan. Hiçbir zaman ezeli ve ebedi hiçbir şey hiçbir yerden yok olmuyor. Ama sana hesap sorulmuyor. Şöyle yapacak ama aşırı. Ne işime yarayacak? Şöyle. Rivayetin bir manasını söylüyorum. Haşir meydanında Allah diyecek ki Celle Celle Harun buyur ya Rabbi. Şu günahlarını görüyor musun? Tamam tamam dur. Üzülme. Ben affettim seni. Onun hesabını sana sormak için göstermiyorum. Ama bak bu fiilin neticesi seni cehennemi zumaraya gidiyordu. He? Tövbe ettim. Mesela tövbeyi nasip ettim vesaire. Affettim. Eğer ben seni affetmeseydim bak buraya gidecektim. Affettim ha bilesin. Nimetin kadrini bilmek için nimeti bize hatırlatacaklar. Peki ne olacak o anda? Niçin bunu yapıyor? Cehenneme girmeden haşir meydanında Müslümanlar diyelim ki şu %51 sevabı var. %49 günahı var. Cennete gitmeyecek mi? Murat. Evet abi. Sevabı fazla. %49 günahlar ne olacak? Cennete girilir mi o pislikler? Böyle haşir meydanda Allah bir kimseye göstermeden sana sıf hususi gösterir. Bak bunu yaptım bak affettim ha. Bak sana böyle 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 yaptım. Sen de bana böyle böyle yaptın. Peki yakıştı mı sana? Değer miydi? Deyip seni vicdanın yakıyor. Ve o vicdanın yanması onun cehennemi oluyor. Bu herkes yanacak. Çünkü herkesin günahı böyle yanacak. Cehenneme gitmeden. Vicdan tazip eder diyor. Bu temizlenir. Yoksa %49 günah, %51 sevap. Tamam cennete gidecek ama %49'u cennete ne yapacaksın? O temizlenmesi lazım. Onun için haşir meydanında tasaykul, tasaffi mi? Böyle iki tane tabir kullanıyor hadiste. Yani tam iyi hatırlayamadım. Yani
vicdanen Allah ile kendin arasında bir cehennem vasıtasıyla temizlemek değil, Allah ile beraber temizlenmek. Hani bir cehennemle temizlenmek var? Hayır. Allah ile sen duracaksın. Bunu Rüştü abi bulmuştu. O anlatmıştı. Dedim Rüştü abi nasıl? Allah diyecek ki dedi, ey kulum sana bunu vermiştim. Evet ya Rabbi. Bak sen peki bana layık mıydın? Böyle böyle yaptın. Peki sana yakıştı mı? Niye yaptın? O bir yanma onun cehennemi olacak. Yani her halükarda hiçbir şekilde kirli vaziyette girmiyorsun. Canım. Girmiyorsun. Sıfırlanacaksın tamamen. Yanmadan mümkün değil. O vicdane yanma. Ama vicdan yanması da basit şey değil. Cenab-ı Hak şeytana sormuş yani niye Adem'e secde etmedin? Hazreti Adem'e demiş niye benim emrimi dinlemedin yani elmayı yedin? Adem Aleyhisselam kafasını önüne eğmiş. Böyle mahcup bir edayla. Şeytan demiş ki beni sen azdırdın demiş abi. Evet. Şeytan dedi ki seni beni sen azdırdın dedi. Adem ben nefsime uydum dedi. İnsan onun için kaliteli. Hatasını kabul etti. Hatasını kabul edince Allah tekrar koydu. Yani hata yapmaz değil. Hatanı kabul et. Yani tövbeye adım at. Allah gerisini getirecek. Evet. Yani o şey vardı ya günahlar nisyan verir. Evet. Günahlar dediğimiz şey fiziksel boyutu vardır. Bir dinde bir çizgi. Günah. Yaz bir çizgi. Öyle değil. Günah fiziksel boyutu şu. Baktığın şey celbediyorsun onun aynı ruhaniyetini. Yani benim sesimde ben yok muyum? Benim simamdan ben yok muyum? Benim kokuda ben yok muyum? İçki içenin teri de necistir. Büyük abdest, küçük abdestte insan yok mu? Taşınmıyor mu dışarıya? Ha, ben de bu ruhani şeyi yayıyorum. Bana baktığın anda ben sana aynen giriyorum. Ama bende neler varsa. Hayrın fazlaysa hayır, şerrin fazla şer. Onun için günah kebair, günah da nisyan verir. Günah realitedir, mahluktur, faildir. Giren şeyler yapıyor bunu. Bu şekilde bakmak abi haram, nazar, nisyan veriyor. Hani ha. Demin barut dedik ya abi. Mesela şimdi buraya dediğim gibi bomba atsan, sis bombası atsan. Burada birbirimizi görebilir miyiz? Göremezsin. Ha. Yok muyuz? Varız. Peki bir tanesi çekse o dumanı sizi çökmüş. Yukarıdan baksa Allah Allah hiç kimse yok ya. Oysa dipte var. Ne zaman sis kalkarsa görür. Senin içine girdiği zaman o karşı taraftan bu sefer geçmişe dair şey bir şey hatırlamıyorsun, şey yapmıyorsun. Ya da var olan şeyi bir de girdi ya abi demin dedi o geldi. Bak nasıl çıkacak bu dışarı bak şimdi onu söyle onu okuyayım abi. Hı. Söylediğim şey ya 710-711 sözlerde. Mesela abi külliyatta bir melaike var bir de ruhaniyat var. Yani ikisi arasında fark ne ben ona bir baktım da abi. Şimdi melaikenin vücuda harcları var bir mümessillik yaptığı bir mevcut var. Nazırlık yaptığı abi. Ruhaniyette bu yok abi. Ruhaniyetin şey mesela cesedi var ama melekenin de var. Onların nezaret ettiği bir varlık var. Ruhaniyetin ise nezaret ettiği varlık yok. Evet. Böyle çok büyük bir ruhaniyetse diyor kuşların kanatlarına girerler. Çünkü ins, cin, melek, şeytan, ruhaniyat diyor. Ayrı bir kategoride kullanılıyor. Ruhaniyetin şeyi yok abi. Evet. Nezaret ettiği mevcut yok. Nedir o? Ağzımızdan çıkan kelime ile ruhaniyet yaratılıyor. Menfi veya müspet. Yani değil ama. Değil. Hayli ise müekkeli değişiyor. Yaptığımız ameller ruhaniyet yaratılıyor. Bu birinci şıktı. Ruhaniyatın birinci nevi. İkinci nevi can cindir. Değil o. Dan, han, man, tam, test. Her birinden de 1000 tane var, 6000. Ayrı bir şey ya. O Cunudullah diyoruz ya Allah'ın askerleri. Bu ruhaniyattır yani. Cunudur semavatı. Evet. Evet. Şimdi bu şekilde abi dışarı at. Çünkü geldi onun... İlmi dışı... kelam alimlerini söyledi ya. Benim... Şey, daha önce tefsiri demiri de var demiştin. He? İlmi kelam alimidir ya tefsiri demiri. Kaç ciltti ya? 60 cilt mi tefsiri var? Tefsiri demiri de geçiyor bu.
şeyde de geçiyor. Mevlana'nın kitabında da gördüm. Üstad tabi işte yani cinlerden böyle bir nev olduğu, onlardan önce de bir olduğu söylüyor yani. Cinleri de bunun içine sayıyor şöyle. Can cinlerin çoğulu ya. Can, dan, han, man, tam, test. O can cinlerin çoğulu. Bir diğerini çıkarsan ruhaniyat. Abi özür dilerim, şurayı anlamadım ben. Ruhaniyatta bir şey yok diyorsun ama mesela Eyüp Sultan'a gittim, orada bir ruhaniyat var. Var işte. Yani müekkel değil, o Eyüp Sultan müekkel var orada. Eyüp Sultan'ın amelleri, imanına, oradaki şahsiyeti, orada bir melekler var. Oradan sana yansıyan hale ruhaniyat diyorsun. Bir de Allah kokudan melek yaratıyor. Yaratmıyor mu? Şey, ruhaniyat yaratıyor tabii. Koku sürülmüyor musun? Evet. Kokudan, pislerden. Şeyde yazıyor, 246 sözde de diyor. Meva dişirir işte. Mümessilir ve sekene serva habise. Güzel şeylerin de erva haliye. İki yönü de var. Devam et abi. Evet. Şimdi bu şekilde abi dışarı atıyor. Çünkü bir bineğinin olması lazım. Evet. Dışarı, hariçten geldi ya. O paketle gelmişti. Nasıl çıkacak dışarı? Bu şekilde yani. Seyrettiğimiz filmler yani. Haftada birkaç defa veya seyrettiğimiz şeyler haftada birkaç defa gusulle vücudu tahrip ederek o enerji çekip gidiyor. Peki seyrettiğimiz ne yaptı? Enerjiye dönüştü. Her seyrettiğiniz, duyduğunuz, kokladığınız, tad aldığınız, dokunduğunuz enerjidir. Enerji de bir şey yapılandırmadan kesinlikle gitmez. Ne yapar? Kendi enerjini seni tahrip edip gider. Birkaç defa mesela haftada gusül ettirir sana. O enerji paketi böyle çıkar ama tahrip ederek. Bu abi, dikkat edin, mermi böyle girer. Ufak bir delik açar. Göğüsten. Ufak. Çıkarken var ya, böyle bir yara açar arkadan. Çıkması çok kötüdür. Birincisi abi, nisyana ne sebebiyet verir? Haram nazar dedik. Haram nazar nisyan veriyor. Abi bir dakika, konu şey dağılmadan. Bu peki abi, mesela bazılarına mesela girmeden müdahale ediliyor mesela. Böyle diyorsa tık tık atıyor falan mesela. Üstad gibi, Efendimiz gibi Üstad mesela. Ne değişiyor ki yani, ne farklı? Anlamadım onun şeyi. Şimdi mesela diyelim ki birisi peygamberimize bakacak ama yani kötü ruh peygamber efendimize tesir etmiyor onu. Mesela harama yanlışlıkla baktın diyelim böyle, tamam mı? Girmiyor. Sonra dikkatle baktın, giriyor. Peygamber aleyhisselam ve bu yolunda olan kamil veya takva insanlara giremiyor. Niçin giremiyor? Takva denilen bir zırh var. O paratonerde geçemiyor. Hani askeriyede de var ya, hava bir koridor yapılıyor. Demir şey. Gelen füzeler yok oluyor. Hani atmosferde de var. Yukarıda meteor taşlar gelince tak diye yanıyor veya kayıyor, değil mi? Kişinin, unutma bunu, çok güzel bir soru. Ruhaniyatına göre, unutmayın bunu, yaymış olduğu dalga var. Enerji, biz görmüyoruz. Bunu cinler görüyor, şeytanlar görüyor. Bu adamın kapasitesine göre, maneviyatına göre 1 metre çapında 3, 1, 3, 5, 7, 19, 33, 99 metre çapı kadar nur yayar. Bu gittiği zaman oralar etkilenir. Mesela diyelim ki bu işi fark eden bir insan. Hakikaten kamil ve takvalı bir insan. Yani normal bir Müslüman, iyi bir Müslüman. Yani öyle fazla ahım şahım bir adam değil. Şimdi sen burada otur Furkan'ın yanında. Otursun. Buradan geçsin. O zatın tesirine göre, misal Furkan'da da cin var, erva habise var. Acayip acayip garayip öyle içi çöp tenekesi bir sürü misal aşağıda. Oradan geçerken alev atar ona. O ona geçerken böyle olur. Ateş olur. Bir ürperme olur. Soğuk olur bazısına. Bazısına sıcak olur. Tamam mı? Ondan sonra etkilenir. Yaklaştıkça böyle şey yapar. İstemez onu. Nefret eder. Bilmem ne yapar. Mutlaka bir tesiri olur. Yani dedi ya soru. Yani nasıl olur da ona girmiyor? Çünkü duvar var. Onlardan en büyük duvarlardan bir tanesi abdestli olmak. Çünkü arkadaşlar, çocuk doğduğu zaman aşı yapılıyor çocuğa. Ne aşısı biliyor musun? Allahu Ekber, Allahu Ekber var ya. O ruha aşıdır. Kamet de hayata aşıdır. Ve aynı zamanda tövbe de gusuldur. Abdestli olmak da duvardır. Giremiyor. Gelemiyor.
Abi sıkıntısı var. O içeride olan. Abdestten önce girmiş. Evet devam et. Bunları bunu söyleyince ya acayip acayip karşılıyorlar. Ya kardeşim bu Risale-i mevzuları bunlar ya. Yani bu Müslüm, Nurcular bunları Risale-i Nur'daki mevzular konuşmasa kim konuşacak bunları? Nahilleri konuşacak seni de bu sefer havalandıracak, bu sefer yanlışa inanacaksın. Bir sefer tuhaf tuhaf şeyler ne olacak? Bu Risale-i Nur mevzuları ya. Mevad-i Şerir Risale-i mevzuları. Celbeder, Habis Ervarlar Risale-i Nur mevzuları. İns, cin, melek, şeytan, ruhaniyat Risale-i Nur mevzusu. Öyle değil mi? Yani efendim abi. Abdest bu kalkan olunca bir yerde demiştin ya zaman zemin tam libas. Evet. Bunlara karşı da böyle bir kalkan olduğu için. Kalkan olduğu için. Oluyor. Mesela bak. Zamandan zeminden çok. Karakterini değiştiriyorsun yemeğin. Abdesti ye abdestsiz ye. O gıdayı değiştiriyor. Niyet nazar mahiyet eşer tahir eder. Abdestsiz iç, abdestli iç. Bu tamamen değişiktir. Bu abdestsiz iç sudur. Abdestli iç, su artı ruhaniyattır. Şu anda konuştuğumuz derste bu hep etkileniyor. Bunda hep yüklenme var şu anda. Ne konuşuyorsan. Meyhanede de olsa su öyledir. Şerdir. Şimdi birinci abi nisyana ne sebebiyet verir? Haram nazar. Bunu şey yaptık. İkincisi de sayfa 708 sözlerde. Bir gaye hayal olmazsa çok güzel. Yahut nisyan basarsa ya tenasi edilse elbette zihinler enelere dönerler. Yani bu nisyana sebebiyet veren şeyin ne? Hedefi olmamak, gayesi olmamak yani. Yani kişinin hayatından daha değerli bir şeysi var mı? Bizde? Yok. Hayatından daha değerli bir gayen olursa ereğine bağlanmış. Yani bizim tabirle hakikatine bağlı olursan boşluk yok. Gerginsin devamlı. Dağa tırmanan bir insan. İpi var ya çengel var. At. Tutun. Boşluk var mı? Temelinde değil az gibi. Bir tüküreyim. Puu dedi doğru aşağıya. Boşluk bıraktı. Ha, gaye-i hayal olursa için veya tenasi. Elimi tüküreyim. Puu ipi tutarım derse doğru aşağıya gidersin ya. Gaye hayatında gaye hayal oldu mu giremiyor. Unutkanlık veremiyor. Veremiyor. Mesela diyelim ki siz abi hizmet hayatınızla ilgili mesela ne kadar çok hatıranız var, şeyler var. Ama normalde sizin yaşınıza bir kimse geri dönüp baksa pek bir şey hatırlamayabilir yani. Evet. Çünkü o şeyle hedefle gidiyorum. Onu kullanıyorum devamlı. Evet. Devamlı onu kullanıyorum. Bak cumadan gelirken ya ben bu kadar iyi bir adam değildim, şey değildim. Beni bu yaşa kadar niye tuttu diye insan yolda yürüyor, bir şey düşünüyor da yani. Bugün de o geldi. Ulan benim ne meziyetim var? Vallahi baktım namazım yok. Yani namazım, kaliteli bir namazım yok. Kaliteli orucum yok. Öyle bir şeyim yok yani. Yok yok. Niye tuttu? Abes de yapmaz. Cenab-ı Hak böylelikle rahmetin gösteriyor. Baktım ki umumu hukuka dikkat etmiş. Yani bir sebeple tutmuş. Yani böylelikten de umumu hukuk çok önemli olduğunu anlatmaya da çalışayım. Yani baktım benim hayatımda umumu hukuktan başka bir tutunacak hiçbir şeyim yok. Bir daha abi bu... Gaye hayal olmalı. Gaye hayal olmazsa bu sefer ne oluyor? Gene unutkanlığa sebebiyet veriyor. Evet. Devamlı orada olacaksın zihni. Bak öyle. Nasıl unutacağım? Mustafa abi, Hasan abi söyle. Hiç şey yapmadım ki. Askerlikte de var. Gözüm düşmanım da kulağım sende komutanım. Evet. O zaman onu unutabilir misin? Böyle çevirdin. Ha, o derece unuttu. Gaye hayal olmayanın abi mazisi yok. İstikbali de varsa da çok az maddeye hapsoluyor yani. Evet. Yani gaye hayali olmayanın mazi ve müstakbeli yoktur. Bu sadece o hazır anı yaşıyor. Evet. Bakın. Burada söylüyor. Zihinler enelere döner. Yani kendini yaşıyor adam. Yani tamamen mesela cumadan geldim. Gelirken bunları düşündüm. Bunları düşünmesen zihinler kabadayılık, vurmak, kurmak, para, karı kız, işte şu, zengin olmak, araba almak. Bir hayal kurmayacak mı? Bir şey düşünmeyecek mi? Zihin enelere döner. Ben merkezli bir film çevirecek. Gaye hayal oldu mu? Benim ne meziyetim var? Bak cumadan sonra dershaneye gidiyorum dedi. Gaye hayal olmayan, arabam var, bindim, iş yeri falan. Yani hayal başka olur.
gaye olmayınca. Hayalin de gayesi olacak. Çünkü hayal hayal değil. Ya bir de bu unutkanlığa sebebiyetlerden haram nazar nisyan verir dedik. İşte gaye hayal olmamak dedik, hedefi olmamak. Başlıca bu da fiziki noktadan. Mesela ki tesemmüm vesilesiyle nisyanın mutlak hastalığının musibeti benim hakkımda bir nimet ve merhamet hükmüne ve bazı hakaikin keşfine bir anahtar olduğunu bana çok acımamak için haber veriyor. Allah. Üstad Hazretleri abi zehirlenmiş. Zehirlenince unutkanlık olmuş yani. Hani bir insan kendinde olmaz ya, mesela ben niye geldim buraya, şu an ne yapıyoruz bu dershanede böyle. O maddi noktadan o zehirlenmek ona bu unutkanlığı vermiş. Yani geçmişi hatırlamıyor maziye. Yani trafik kazası geçiren bir nurcuyu düşünün. Evet. Orada haş olmuş, gelmiş, düzelmiş hepi. Hatırlamıyor. Trafik kazası, amin. Ustad da o zehirlenmekten dolayı o yapılan hapishane şöyle bir sürü şeyleri hatırlamıyor. Hatırlamıyorum diye geçmişi. Fakat diyor hani başta demiştik ya, unutkanlığın bir nimet tarafı var. Bana diyor bu unutkanlık nimet oldu diyor. Abi. Niye nimet oldu? Abi. Ülfet ve adet ve yeknesaklık perdeler altında çok harika hakikatler gizleniyor gördüm. Siracın Nur başındaki münacatı okurken diyor. Şimdi biz mesela doğduk, büyüdük, bu yaşa geldik. Gördük ki güneş her gün çıkıyor. Topraktan meyve sebze çıkıyor. Vücut organlarımız çalışıyor değil mi? Bunlar bize şu an normal geliyor. Değil mi? Normal abi? İlk defa gelsek. Hani işte misal veriyor ya abi, bir yerde 80 yaşında, bir yerde 20 yaşındaymış gibi dünyaya gelmek diye. İlk defa 80 yaşındaymışım gibi nokta risalesinde. Bir de latif noktayla şey, Nurhani Berant'tan da 20 diyor. 20 diyor. Mesela siz 20 yaşında geldiniz dünyaya abi. Şu topraktan patlıcan çıksa. Veya beni görse. Gördünüz abi. Dediniz ya, ben size sorsam dedim ki ben nasıl olmuşum bir tahmin et bakalım. Hiç der misin ki ya bu adam bir damla sudan olmuş. İmkanı yok demezsin yani. İpinçin belki yapmaz. Ama niye peki şimdi veriyorsun? Çünkü o silsileyi biliyorsun abi, esbab silsilesini. Evet. Sanıyorsun ki o yapıyor. Halbuki o yapmıyor. İşte unutkanlıkta abi böyle bir nimet var. Bu da maddi noktadan gelen hastalıkların abi unutkanlığa sebebiyet verdiğine yani. Çünkü zehirlenmiş ya, hariçten bir şey girmiş yani. Demin hani ervah giriyor dedik ya abi. Ya, habis ervahlar. Bu da hastalık. Evet, hastalığın müekkelleri. Mesela anne karnındaki hayatımızı hatırlasak. Ne kadar sıkıntı olur ya. Şimdi mesela tuhaf olur. Bebeklik dönemi hatırlasak. Çok zihin berbat olur. Çok kötü olur ya. He? İster misin öyle bir hatırlamayı? İyi de olur abi ya. He? Niye? Söyle bakayım. Bebekliğini hatırlıyorsun. Merak ediyorsan biraz uygun. Ama böyle öyle demek ki böyleymiş ki. Bu daha iyi o zaman. Ama ilk defa ilk defa birisine rastladım. Anne karnım ve bebekliğimi hatırlasam iyi olur diye. Onun için girdim. Olsun canım, ben çok severim müretteşiri. Acayip. Çok acayip olur ya. Onun o halleri. Bazı öyle evliyalar oluyormuş ya. Mesela ormanlardaki kuşların sesini Allah işittiriyor. Daha adam kuzey kutbunda diyelim, öteki de güney kutbunda. İşte denizin dibindeki balıkların sesini. Ustad mesela İsparta'da Hicaz'daki kamburla konuşuyor odada. İşte cep telefonu yok. Hafız Ali'nin aminini işittim diyor. Evet ya. Çok uzak bir mesafede. Çünkü şey ya ki, İmam Azam Hazretleri iki rekat sabah namazın farzına hatmi Kur'an yapmış. Yani her vakit öyle olsa insan kaldıramaz, şartel atar abi. Yani kaldıramaz bu, yani. Bu dünya buna müsait değil. Orası çok güzel işte o noktada. Bir anda her yerdesin, hiçbir yerde değilsin. Her ne istersen yapıyorsun, bir an bir ana benzemiyor. Bir anın öteki ana göre çok basit. Öteki anın daha harika, öteki daha harika, sonsuz. O öteler böyle işte. Adam diyor ki çok acı. Yok ben ölmek istemiyorum. Hayret yani. Zevkin peşinde böyle bir zevki istemiyor. Şimdi unutkanlığa ne sebebiyet verir dedik? Üç tane dedik. Haram nazar. Haram bir, nazar. İkincisi gaye, hayal, hedefi olmamak. Olmamak. Üçüncüsü de bir bedensel arıza mı? Hastalıklar, musibetler. Usta da zehirlenme. Şimdi abi nisyanın neticeleri neler? Biz sebeplerini bahsettik. Peki neticeleri neler? Enaniyet kuvvet buluyor. Abi,
maddeye hapsoluyorsun. İki, bir de mazisi yok. Yani seni ecdadınla bağlı. Bir de sayar, bir tane sayar mısın? Bir sen enaniyet kuvvet buluyor. Enaniyet kuvvet buluyor. Maddeye hapsoluyorsun. Maddeye. Hazır anı yaşıyorsun. Yani mazi... mazi ve müstakbel sezonu. Bir de şey yok. Maddeye hapsoluyor, mazi müstakbeli yok. Geçmiş yok yani. İstikbal de var da çok az yani. Sadece madde. Bir de abi hangi esmaya bakıyor? Nisyan. Ha, çok güzel. Bir baktım ben bu nisyan geçen yerlere baktım da hangi isim var? Şimdi Cenab-ı Hakk'ın Mün'im ismi var abi. Mün'im yani bütün nimetleri veren demek. Şimdi bu nisyanda bir nimet diye abi. Yani bu ismin bir tecellisi olarak gözüküyor yani. Ha, Allah Allah. Peki ifrat tefritine meşgul oldun mu? Yok, ona bakma. Nisyanın ifrat tefriti. Peki, ben şey yapayım. Bir de benim bir başlığım daha var abi. Bir şey yapayım ben. Bir de bende nisyan var mı yok mu, bunu nasıl anlarım? O çok güzel. Bir tane okuyayım ben bunu bir yer. 477. Kendini unutmuş, kendinden haberi yok. Mevti düşünse başkasına verir. Fena ve zevali görse kendini almaz. Ve külfet ve hizmet makamında nefsini unutmak, fakat ahsı ücret ve istifadeyi huzuzat makamında nefsini düşünmek, şu makamda teskiyesi, tathiri, terbiyesi şu haletin aksidir. Yani nisyanı nefis içinde nisyan etmemek, yani huzuzat ve ihtirasatta unutmak ve mevtte ve hizmette düşünmek. Yani ben mesela hizmette miyim, ölümü düşünüyor muyum, ahireti, kabri düşünüyor muyum? O zaman bende hakiki manada şey yok, unutkanlık. Ama bunun tersi ise nefsini düşünüyorsan işte ben öğlen ne yiyeceğim, ikindide ne yiyeceğim, akşam ne yiyeceğim, işte gel bir şeş beş atalım diyor ya abi. Böyle bu sefer sende unutkanlık var yani. Neyi unuttun peki? Ahireti unuttun sen abi. Gideceğin yeri unuttun yine. O zaman hangi esmaya bakıyordu? Münim. Münim esmasının vasatı ücrette unutmak, hizmette hatırlamak. Evet. Vasat bu. Vasat bu. İfratı şeytan unutmak, tefriti nefs emmarenin olduğunu unutmak. Huzat ve ihtiras. Bak, o zaman Münim isminin ifrat, tefrit, vasat mertebesi ruhumuzdaki. Evet. Bir daha okuyayım. Nisyanın Münim esmasına bakıyor. Yani ücrette unutmak, hizmette unutmamak. Bu vasat. İfrat, nisyanın ifratı şeytanı unutmak. Nisyanın tefriti nefs-i emmariyi unutmak. Anladık mı şey? Evet abi. Ya abi kimse de ses çıkmıyor da. Nisyan var ya nisyan. Nisyan latifesi. O Münim dedi esma. O doğru veya olabilir ama nisyanın ifrat tefrit vasatı. İfrat vasatı ücrette unutmak. Hizmette unutmamak. Vasat. İfratı nisyanın ifratı her şeyin ifratı olduğu gibi her şeyin ifrat mertebesi kimdi? Şeytan. Şeytanı unutmak. Nisyanın ifratı şeytanı unutmak. Kendisine tabi olanları kendisini unutturuyor. Tefriti ise nefsi emmaren sende var. Sende böyle bir sistem çalışıyor. Nefsi emmareyi unutmak. Tefrit. İfratı şeytanı unutmak. Vasatı ücreti unutmak. Hizmeti hatırlamak. Bunun da tümü Münim olabilir. Şimdi abi mesela bazı unutkanlığı nimet dedik ya abi. Yani bunun ihtiyarı biraz bizim elimizde yani. İşte harama bakmayacaksın. Ondan sonra işte hedefin olacak ya. Bu sefer ne oluyor? Hep canlı duruyorsun yani. Mazi ve istikbalin hep canlı dolu yani. Ha. Şimdi bu eşyayı düşünelim abi kesret. Yani kesret olunca sen unutkanlık oluyor ya abi sende. Hedefinden kayıyorsun yani. Mesela Cenab-ı Hak bunu abi kendi zatını bize unutturmamak için abi besmeleyi koymuş abi. Hani diyor, zat-ı akdesi unutmamak, kalpler hep onu hatırlamak için. Yani besmeledeki bir sır da bu yani. Niye besmele çekiyoruz biz abi? Çünkü hassiz acayip insan mahiyeti itibariyle
eşyanın hepsiyle alakadar ya abi. Sen şimdi burada mesela biz 5 kişi konuşsak hangimizi anlarsın sen abi? Hiçbirimizi anlayamazsın. Şimdi sen bu kadar mahiyetin camii senin, bu kadar eşyayla uğraşıyorsun. Allah gelir mi hatırına? Gelmez. Gelmez. O yüzden Bismillahirrahmanirrahim koymuş unutmamak için. Kulası öz yani. Yani bir cümleyi de hemen sana hatırlatıyor yani. İkincisi abi bir de bu muhakemat 119. Yani Allah kendini unutturmamak için ne yapıyor? Hani dedi ki ihtiyar bizim elimizde. Fıtrata abi bir şey koymuş unutmamak için onu. Biri besmele söyledik. Allah canibinden bakıyor şimdi yani. Bir başlığımız da bu. Kalbinde noktayı istimdat, noktayı istinat ile vicdanı beşer saniye unutmamaktadır. Eğer çendan dima tatile eşkal etse de vicdan edemez. Mesela sen şimdi abi hizmeti unutmak istesen unutabilir misin? Mümkün, nasıl yapacaksın? İşte bunu fıtratta abi Cenab-ı Hak bize az ve fakr noktayı istinatla noktayı istimdat cihetinde iki tane cihaz bırakmış. O yüzden vicdan bize fıtratı zişur olduğu için ahireti Allah hiç unutamıyor. Bu sistemden dolayı. Bu yani çünkü acizdir ya, bir kaviye ihtiyacı var. Fakirdir, bir ganiye ihtiyaç var. O yüzden unutmuyorsun. Unutmuyorsun. Yani kavi, sen kuvvetli olsan kuvveti unutursun. Kuvvetin yok. Hatta bir enfüsü alemde mesela sen ne kadar kesretle meşgul olsan hedefinden kayabilirsin ya. Böyle seni şaşırtabilir. Mesela hizmeti unutabilirsin, kabri, ahireti unutabilirsin ya. Fakat afaki alemde abi bu manada mesela ne kadar deprem olsa, zelzele olsa, hastalık olsa böyle daha ziyade hatırlamaya esbab oluyor yani. Hizmeti. Evet. Hizmeti daha çok hatırlatıyor değil mi? Her şey. Abi bir şey özür dilerim, bir şey sormak isterim ben. Şimdi bakıyorsunuz günah içinde yüzen insan günahlar içinde yüzüyor. Öyle ya, biz kendimiz önümüz patlıyor bir yere, harama nazar edeceğiz, belki unutacağız, şöyle olacak falan diye. Adam günahlar içinde yüzüyor. Dışarıdan baktığımız zaman sanki hiçbir şey unutmuyor. Atıyorum bir matematik profesörü, atom mühendisi, bilmem ne bilmem ne. Ama halbuki o bir taraftan unutmuş. O ihtiyarıyla unutmuş. Nedir? Düşünmemek, ihtiyarıyla unutmak manasına geliyor belki de. Neyi? Ahireti. Değil mi? Yani neyi soracaksın? Neyi soracaksın? Yani benim sormak istediğim düşünmemek ihtiyarıyla unutmak anlamına da geliyor demek ki belki de. Evet. Kopmak, gayayal olmamız. Kendisini fark etmemiş ki. Biraz önce dedim. Tefritini unut. Tefritin de nedir o? Nefsi emmare olduğunu unutmuş. Bu nisyanın tefriti. İfratı ise şeytanı unutmuş. Şimdi abi dersimizin başlıklarını tekrar ediyorum. Benim sözcüklerim bitti yani. İşte unutmak neydi? Nisyan neydi? Onu okuduk. İşte en kötü nisyan neydi? Mesnevi Nuriye'den kendini unutmaktı. Nisyana ne sebebiyet verir? 3 tane haram nazar, gayi hayal olmamak, bir de maddi hastalıklar, musibetler. Nisyanın neticeleri nelerdi? Enaniyet kuvvet bulur, maddeye hapsolmak, mazi ve müstakbeli olmamak dedik. Sonra bende nisyan var mı yok mu? İşte ifrat, tefrit, vasata göre. Sen bakacaksın ki bende var mı yok mu veya ben neresindeyim? Bu hakikaten. Bir de hangi esmaya bakıyor? Bu da mün'im esması. Külliyatta böyle unutkanlık, nisyan geçen yerlerde bu isim kullanılmış yani. Mün'im ismi abi. Mün'im. Hadi ya, mün'imi hakikiyi unutmamak. İçin işte besmele de bırakmış. İşte daima onu hatıra getirmek, işte nimet yetiyor diye unutmanın yanında, nisyanın yanında bu isim var yani. Bu kadar. Evet, gereken olmuştur herhalde. İfrat tefriti de şey yaptık. İkindiğimizi kılalım. Bu şey için abi. Bu hani mesela siperim için abi şey dedi ya. Ervah abi senin şeyini. Bunun için mesela salih bir cümle var mı yani bildiğiniz? Nasıl? Çünkü bu hani Ervah abi senin bu şekilde dışarı atıldığına dair. Ben mesela bu daha önce dedim ya, hani ben mesela dışkıyı araştırmıştım da bir ara. Hatta birleşimine kadar bakmıştım işte %70. Mesleğin itibariyle değil mi? Evet abi. Bu şeyi dübü tefekkür ederken bakmıştım, aklıma geldi abi. Dübü tefekkür ederken cennete yönlendirdi beni. Cennette de hani mesela şey yok ya, hazırat yok yani. Evet. Yani bu niye yok orada, burada niye var falan filan.
diye düşünürken hani burası dünya dedim cami lezzet olduğu için orası değil. Burada dedim ki hani mesela bir insan ya benim tefekkürüm bunu geçirip dersinde anlatacaktım da abi. Şimdi bu dünyada insan bir gıdayı aldık ya abi. Bunu eğer yaşayış itibariyle Adem alemlerinde kullandığı kısmını enerji olarak alıyor, kalanı dışkı olarak atıyor diye tefekkür etmiştim ben. Ya da hayır alemler için kullanıyorsa, yani mesela diyelim ki Müslüman bir insan abdestle, namazla, işte hizmetle kullanacaksa, o mesela aldığı şeyi, gıdayı, hani bir günde diyelim ki, siz dediniz ya İmam-ı Gazzar diyor ki, 2000 ila 4000 alemler arasında insan muhatap oluyor. Bu alemlerin müteveccihen kullandığı enerji kadarını alıyor, kalanını atıyor diye düşünmüştüm. Yani bu benim tefekkürümdü, yani bu bir delil değil. Yani bunu dedim acaba sizin bildiğiniz veya Murat abinin bildiği bu kullanılmayan enerjinin yani erbaa habise olarak düşünürsek yani bunun külliyatta sarih bir şeyi var mı? İşte ya o. Bu ifade benim tefekkürümde bir yanlışlık var mı yani? Yok doğru. Mesela o 630 küsürde var. Mesela burada elmayı yersin. Elhamdülillah çekersin. Orada hamdi yersin. Evet o şekilde diyor abi. O var. Sözler 710'da şey var, nazar ve niyet, kelam gibi, çekirdek gibi olduğunu, yani değiştirdiğini, ona oradan ervah habisi celbettiğini, mesela bakıyorsun, alıyorsun içine. İçine, baktığın her şeyi içine alıyorsun, otomatik. Seyrettin her şeyi, duydun her şeyi. Yediğin şey ne olur? O da giriyor bir şekilde. Duyuyor, gördüğün. Ya zaten bak. Gördüğün, yediğin, kokladın, dokundun. Otomatik olarak burası enerji santrali burası. Şimdi bunu kullanacaksın. Ya ruhaniyatın vücudu haricisi olacak. Ya ervah habisinin olacak. Böyle atılacak. Başka nasıl atılacak? Kazanılan bir şey bu. Zaten abi bu o Kastamonu'daki mesele de hemen unutkanlık verdikten sonra bu işlemi söylüyor yani. Yani ya, vücuttan nasıl atılacak? Altın mesela hafız demiş yani unutkanlık gittikçe ziyadeleşiyor. Ahir 133 muydu? 131. 133. He. Şimdi hafızların hadiste de var. Kalbinden, aklından Kur'an nezlediliyor, çıkıyor. Haram nazar ziyadeleşecek diyor. Haram nazar nisaniye veriyor. Oysa o var olan bilgi hafızlık enerji paketidir. Giren bir şey, eğer haram-ı nazar nisan veriyorsa, haram nazar denilen şey kendisi faildir. Kalem gibi kullanılan değil, kendisi bizzat kullanandır. Muktedir bir şeydir o. İlim gibi. İlim faili muhtar ya. O zaman fiziğin temel kanunlarından bir tanesi olan abi, bir madde, yani aynı yerde iki madde bulunamaz. Ya diri ya bir bulacak ya diğeri. Burada bu masa varsa bunun üstünde bir masa daha yoktu. Bu masa buradadır. Evet. Fizikte böyledir abi. Şimdi mesela o zaman bir yerde bir şey varsa, erbaa habise varsa erbaa hali yoktur. Yoktur. Böyle çünkü sistem böyle çalışıyor. Yani sistemi bilirsen rahat ediyorsun. Mesela baktığın zaman adamı içine aldığın gibi adamın var ya böyle her şeyin ama İçinde bulunan düşüncelerini, ruhaniyatını, cinli ise cinli, melekse, kamilse, alimse, ondan diyoruz ya, ulan adama bir baktım, ulan ne kadar rahatlattı beni ya. Şu adama bak ya, Allah Allah ya. Doyamıyorsun veya, ulan şu adama bak, gözlerine bak ya, engerek yılanı gibi ya. Adamı sokuyor ya, şuna bak ya. Demiyor muyuz? Nedir peki? Hazreti Ali'ye derlermiş ki sustuğu zaman daha çok şey anlatıyor. Gözleriyle bizi çok şey anlatıyor. Evet, aynı. Okumuştum ben de. Hazreti Ali sustuğu zaman daha fazla anlatıyor. Çünkü en yüksek güçlü ses susmakmış. O güçlüyü insan seviyesine indirmek konuşmakmış. Dalga boyunu sesi dönüştürüyorsun. Peki. El-Fatiha.